ne gerektiriyorsanın yepyeni bölümünden tüm izleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderelim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Medyanın yeni gücü Kanal 3'te iş ne gerektiriyorsa bomba gibi bir bölümle karşınızda şu anda. Ben Rüya Yıldız. Bugün kameraman arkadaşım Serhat Ünver'le birlikte sizlere harika bir program hazırladık. Konyaaltı'ndayız şu anda. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sushiko'ya geldik. Burada çok güzel, lezzet dolu yemekler hazırlayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Sizleri oturduğunuz yerden hiç kaldırmadan ta Uzak Doğu'ya götüreceğiz. Uzak Doğu'nun en sevilen lezzeti sushi yapacağız. Adi şefim eşlik edecek bana. Sushi nasıl yapılır, nelere dikkat edilir? Hepsini birlikte hem yapacağız hem de deneyimleyeceğiz. Ben şimdi çubuklarımı hazırladım. Bakalım yiyebilecek miyim, tutabilecek miyim? En önemlisi yapabilecek miyim? Hazırsanız lezzet dolu iş ne gerektiriyorsa başladı. Onun en sevilen lezzetlerinin başında sushi. Evet. Değil mi? Sushi gelir. Bugün sushi'ye dair her şeyi öğreneceğiz. Bize Ade Şef'in eşlik edecek. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Şimdi birazdan arkada sohbet ederiz ama evet. Özellikle buradan bir başlamak istedik. Kameraman arkadaşımız Serhat lütfen göstersin. Şöyle sushi'de kullanacağımız malzemeler mi var? Evet. Bir sayabilir miyiz? Tabii ki. Var? Burada yengeçimiz var. Norveç somonumuz var. Levreğimiz var. Ton balığının yağsız kısmı var. Maguro. Uskumrumuz var, sabadaya geçiyor, karidesimiz var, vejeteryan rollerde kullandığımız takoanımız var, havucumuz var, tekrardan somonumuz, tekrardan yengeç. Yengeçimiz var, yani denize dair her şey ve onları da lezzetlendirebilecek evet. Bütün yan ürünler tabii burada. Tabii ki, evet. Diyebiliriz değil mi? O zaman biz şimdi bir arkaya geçelim. Geçelim. Şimdi tanışalım, şimdi de birazcık sushi yapalım. Evet, şimdi geldik arka tarafa tezgahın başına geçtik. Öncelikle Adi Şef'im sizi biraz tanıyabilir miyim? Tabii ki. Adım Adi, soy ismim Çakmak. 33 yaşındayım. 6-7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Daha öncesinde otelde ve butik otellerde çalıştım. Ama sushi daha çok yani ilgimi alakamı çektiği için yani bu sektöre yöneldim. Yani bu bölüme yöneldim diyelim. Normalde kendini de seviyor muydunuz? Sevdiğiniz bir mutfak mı? Evet. Evet yani dikkatimi çekiyordu ama yani bir türlü yani denk gelmemişti. Şey yani bir şeyler vesile oldu ve şey yaptık yani başladık. Bir anda kendinizi Uzak Doğu'nun evet, lezzetleri evet, içinde evet. Buldunuz. Peki şimdi Uzak Doğu mutfağı aslında son yıllarda çok popüler. Evet. Çok fazla kişi. Evet günümüzde. Seviyor. Evet günümüzde evet. Oldukça sevilen bir mutfak. Ama belki hiç denememiş olanlar da olabilir. Henüz denememiş olanlar vardır. Tabii ki de İnsanların çok yani dikkatini çekiyor. Yani günümüzün yani trendi diyebiliriz. Şey artık yani çok yani popülerleşti. Evet. İnsanlar artık yani denemek istiyorlar, gelmek istiyorlar. Yani çocuklar özellikle mesela. Yani aileleriyle beraber gelip yani ne yiyebiliriz? İşte yani nasıl başlayabiliriz? Hangi sushi yiyebiliriz diyerekten. Gelip yani bizden yani bilgi alıyorlar. Biz de yani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve yani güzel geçiyor yani günümüz böyle. Talep yani insanlar güzel mi? Tabii ki de yani insanların talebi, insanların yani bu lezzete yani önem vermeleri yani bizim de yani hoşumuza gidiyor. Evet. Belki izleyicilerimizden de denememiş olanlar bugün der ki ya güzel bir şeymiş aslında. Tabii ki. Buradan vesile olmuş oluruz. Evet. Peki evet. Şimdi bir sushi tezgahına geçtiğimiz zaman malzemelerimizi dışarıda saydık. Burada neler var? Şurada evet, da görüyorum. Evet burada işlemiş olduğumuz salatalığımız var. Sabahları geliyoruz. Ürünlerimizi günlük işliyoruz. Salatalığımızı yok. Bunu ince bir şekilde açıyoruz biz salatalığımızı. Ondan sonra peçetede biz bunu suyunu aldırdıktan sonra doğruyoruz, bu şekilde getiriyoruz ve suşilerin içerisinde kullanıyoruz. Tamam, kurutuyoruz. Evet, alıyoruz. Evet, aynen. Onun dışında avokado görüyorum. Evet, avokadomuz var. Bu nedir? Susamımız var, kavrulmuş susamımız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bak, renkli daha güzel. Ne bu? Uçan balık yumurtası, tobiko, yani... Balık kavyarı. Ha balık kavyarı. Evet. Kavyar. Özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor mesela. Ben siyah zannediyordum kavyarı. Yok değil. Yani siyah olan da var ama bu şey yani uçan balık yumurtası olduğu için şey yani bu renkte oluyor genelde. Bu da böyle bir çeşit. Evet. Anladım. Yani çocukların çok dikkatini çekiyor ve şey yani özellikle yani California roll mesela istiyorlar bizden. En sevilenlerden. Evet yani ağzımızda diyorlar işte yani kıtır şeker gibi evet, patlıyor evet. Falan diyorlar. O şekilde. Evet. Burada?
Evet, bu zencefil turşumuz. Evet, aynen. Suşileri yanında gönderiyoruz. Şöyle wasabi'miz var, acımız. Geldik şimdi wasabi'ye. Evet. Şöyle wasabi'miz var. Çok kuvvetli bir acı değil mi? Evet, kuvvetli bir acı ama normal yani bir şey yani sivri biberin acısı gibi yani normal bir acı gibi yani isot gibi yani sürekli yani damakta kalmıyor. Mesela o an yani damağınıza vurup geçiyor diyebiliriz. Ha, yakıp geçiyor. Evet, kalmıyor. Evet. Evet, aynen. Ha, güzel. Bakalım ben bugün yiyebilecek miyim merak ediyorum. Yani ben daha önceden sushi tecrübem var. Yedim ama evet. Kendi yaptığımı yiyebilecek miyim gerçekten merak ediyorum. Evet. Peki şimdi ilk olarak o zaman güzel bir sushi tabağı hazırlarsak nasıl başlıyoruz? Tabii. Efendim sushi'nin en önemli temel malzemelerinden biri. Yani şöyle gösterelim. Aslında ismi nori. Şöyle yosun yaprağı diye diyoruz aslında değil mi? Evet, evet. Yosun yaprağı böyle görüyoruz. Aslında böyle çok da gördüğümüz bir şey. Sushilerde, sushicilerde sardıkları malzeme bu. Evet. Değil mi? Evet, doğru yosun söylüyorsunuz. Yaprağı. Bu normal bildiğimiz denizden çıkan yosunun işlem görmüş hali. Evet, evet. Nasıl bir işlem görüyor? Yani işlem görüyor, kurutuluyor. Yani yurt dışından geliyor. Yani ülkemizde yok. Hmm. Yani yurt dışında işlenip orada yapılıp bizlere kadar ulaştırıyorlar. Evet. Uzun yoldan gelmiş yani. Evet, evet. Tamam, peki. Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi ne yapıyoruz? Evet, burada pilavımız var. Olmaz, pilavımız. Evet, pilavımız burada. Evet. Şimdi... Sushi'nin pilavı bizim bildiğimiz pilavdan farklı mı yapılır? Pirinci çok farklı. Şey yani kısa taneli ve hafif yani budur yani. Normal kullanılan yani bizim kullandığımız yani pilavdaki girişlerden çok farklı. Farklı. Evet. Pişimi peki daha sanki lapa evet yapıyor. Biraz daha lapa olması gerekiyor. Yani lapa olması gerekiyor ki yani nori'ye kolay yani yapışabilsin. Heh. Sosunu güzelce alabilsin içerisine. Yapışsın. Aslında ipuçlarından biri diyebiliriz. Evet. Evet. Hı. Evet. Tamam. Yani pilavımız çok önemli. Peki buyurun devam edelim. Evet. Şimdi pilavımızı almadan önce ellerimizi çok az şöyle bir suyla ıslatıyoruz ki yani elimize yapışmasın. Ortalama 100 gram civarında şöyle bir pilav alıyoruz. Evet. Şöyle pilavımızı alıyoruz. Ondan sonra şöyle norimizi yerleştiriyoruz. İnce bir taban şeklinde pilavımızı şöyle yayaraktan tabanımızı yapıyoruz. Bu işe ilk başladığınızda evet. En çok hangi kısımda zorlandınız? En çok bu işin yani zorlanacak kısmı yani hazırlık kısmı çok önemli. Yani hazırlık kısmı yani balık haşma olsun, ondan sonra yani salatalık haşma olsun, patates haşma olsun. Yani bu noktalar evet biraz daha yani aşaması zor bir aşaması var. Ondan sonra tabii ki de şey yani ilk yani tabanı yaparken mesela insanın eline mesela çok yapışıyor mesela. Şey yani tabanı yapamıyorsunuz, ister istemez kalıyor. Şey yani bu süreç yani insanı şey yapıyor, zorluyor. Ama tabii yani günler ve yıllar geçtikçe yani insanın eli alışıyor. Tamam, pirinçlerimizi koyduk. Evet, şimdi çeviriyoruz. Hı. Şimdi California roll yapacağız. Tamam, mayonez. Evet, içerisinde mayonezimiz var. Şöyle az miktar mayonez koyuyoruz. Hı. Evet, surimi yengecimiz bu bizim. Aa, çok lezzetli. Evet. Bunu çok severim. Evet, evet, surimi yengecimiz. Çok lezzetli. Evet, şöyle iki parça bırakıyoruz. Şöyle avokadomuzdan alıyoruz. Evet. Şöyle. Aslında oldukça da sağlıklı. Evet. Yani birazcık mayonez var ama onun dışındaki bütün şeyler... Sosun içerisinde yağ olmadığı için hem de sağlıklı yani. Evet. Günümüzde yani tercih edilmesinin yani... Başlıca yani sebeplerinden bir tanesi de bu. Evet, evet. Yani yağ içermediği için içerisinde hem sağlıklı hem de yani balık biliyorsunuz yani sağlık. Tabii. Sağlık kaynağı evet. Direkt. 3 parça avokadomuzu koyduktan sonra doğranmış olan salatalığımızdan koyuyoruz. Aslında şu anda mesela bu yaz sıcaklarında yenebilecek en iyi şeylerden biri. Evet. Seçeneklerden evet, değil evet, mi? Evet, evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hafif. Evet. Evet. Ondan sonra sarma aşamamız. Evet.
İçerisindeki yengeç çiğ mi? İçerisindeki yengeç işte yani işlem görüp de bize geliyor. Yani ama pişmiş sayılır mı? Yani yarı pişmiş diyebiliriz evet yani. Evet, evet. Evet yani. Ondan sonra şöyle tobikomuza, havyarımıza. Evet. Çıtırlık verdim. Evet, şöyle havyarımızı koyuyoruz üzerine. Şöyle dengeli bir şekilde. Ondan sonra tekrardan şöyle üzerine şöyle bir toparlama yapıyoruz. Buna ne deniyor mu? İsmi var mı? Bu bambu mat diye geçiyor. Yani bambu sushi mat. Yaptığımız bambumuz. Yardım ondan sonra da. Evet aynen bıçağımızı alıyoruz. Bıçağımızı hafif ıslatıyoruz. Hı. Yapışmasın diye. Evet. Hı. Ondan sonra sushi'mizi kesiyoruz. Şu an Kaliforniya rolümüz hazır. Çok güzel. Gerçekten çok güzel gözüküyor ve lezzetli gözüküyor diyebilirim. Evet. En sevilenlerden biri. Evet. Mi? Evet, en sevilenlerden. Genelde yani çocukların yani çok şey yani tercih ettikleri. Hmm. Yani genelde yani hiç denememiş olanlara genelde bizim şey yani benim yani önerdiğim yani pişmişlerden başlaması yani evet. Pişmiş rollerden. Daha yumuşak bir geçiş olsun evet. Diye. Evet. Çünkü neden? Yani bizim damak tadımıza, kültürümüze yani bir tık yani uzak olduğu için evet. Direkt ben insanlara yani çiğ bir sushi'den yani başlattığımız zaman yani insanlarda yani ön yargı oluyor. Evet. Şimdi mesela şey yani çoğu bana diyor ki işte yani ne iş yapıyorsun? İşte şey yani sushi ustasıyım diyorum. Çiğ balık mesela. İnsanların evet yani aklında şey yani bilinçaltında o kalmış. Evet. Burada Kaliforniya rollerimiz hazır. Evet. Şöyle gösterirsek. Yanına zencefil turşusu koymamızın sebebi var mı? Özel bir sebebi. Zencefil turşusu genelde örnek veriyorum masada diyelim yani 2-3 çeşit yani sushi var örnek veriyorum. Yani lezzet değişeceği zaman yani damağın yani freşlenmesi için de zencefil. Evet evet aynen zencefil turşusunu kullanıyoruz. Onun için yanına wasabi de koydu. Evet yani sushilerin yanında genelde yani servis yaptığımız zaman zencefil turşusu ve wasabi mutlaka olur. Tabii ki de. Olmazsa evet, olmaz. Evet, bambu yaprağı üzerine koydu. Evet. Evet, şöyle gösterdiğimiz zaman. Evet efendim, şimdi Adi Şefimizin özellikle suşiye yeni başlayanların çok sevdiği, onların da tavsiye ettiği suşilerden biri Kaliforniya rolümüz hazır. İşine gerektiriyorsa bomba gibi devam ediyor. Şimdi geldik Adil Şef'imle birlikte. İkinci suşimizi yapacağız ama şimdi arkamızda şöyle bir şey gördüm. Geldiğimde direkt dikkatim çekti. Bu nedir? Ben çok merak ettim. Şöyle göstereyim. Evet. Bir suş tezgahındaki görevi ne bu arkadaşım? Evet Riya Hanım. Şimdi biz sabah ilk geldiğimizde ilk önce buraya pirincimizi pişiriyoruz. Evet. Ondan sonra pilavımızı teknemize alıyoruz. Hmm. Pilavı koyuyoruz. Evet, evet, evet. Pilavımızı burada sosluyoruz. Demlenmesini bekliyoruz. Soğuduktan sonra tekrardan buraya alıyoruz. Sosa ne koyuyorsunuz? Sosumuzda sır diyecek şimdi. Ya sır demeyelim. Genel olaraktan yani kullanılanları söyleyeceğim. Yani sirke, şeker ve tuz. Yani orantısına göre oranları çok önemli. Tabii ki, tabii ki. Onunla beraber evet, aynen atılan pirincin kilosuna göre, ona göre yani miligramda sos verilip soslanıyor pilavımız. Soslanıyor. Sonra da bu tencerelere buraya evet, alıyorsunuz. Evet, evet, evet. Ondan sonra da başlıyorsunuz. Peki, şimdi bizim bu işlemimiz yapılmış zaten. Onun için şimdi ben yapacağım. Ne yapacağız? Evet. Ellerimizi de yıkadık iyice, güzelce hazırlandık. Evet, evet. Rüya Şef'im. buyurun. O zaman pirinçlerimizi, pilavımızı şöyle bir açtım. İlk işim ellerimi ıslatıyorum. Evet, evet, ellerimizi... Ondan sonra pilavımızdan alıyoruz ortalama 100 gram civarında. Evet biraz daha alalım. Alalım şöyle. Biraz daha. Evet biraz şöyle. Daha alacağız. Hmm.
Benim 100 gram az. Evet. Şöyle. Tamam. Tamam. Geldim bunu. Evet, şimdi orta kısmını bırakacağız ve sağa sola ilk önce bir yayacağız. Evet, evet çok güzel. Evet. Ellerinizi biraz daha ıslatabilirsiniz. İyi olur. Ellerinizi. Evet. Evet. Ve parmak uçlarımla. Evet, parmak uçlarınızla artık. Yayıyorum. Evet, taban şeklinde. İnce bir şekilde. Evet, devam edin. Güzel. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Değil mi? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Ha, sarma aşamasında. Evet. Yok, evet. Tersini mi çevireceğim? Evet, evet, tersini çevireceksiniz. Tersini, daha orası değil. Şöyle. Evet. Evet, çok güzel. Şimdi... Çok yapışıyor gerçekten pirinçler sürekli öyle bir. İki parça avokado alalım. Evet. Evet, ses. Yatay mı koyayım? Evet, sağlı sollu, evet, yatay bir şekilde. Şöyle, evet. Evet. Burada pampalevriğimiz. Aslında şimdi çiğ balık, henüz bir çiğ balıkla işlem yapmadık. Evet. İlk yaptığımız California roll yarı işlenmiş yengeçti. Evet. Bunda tamamen pişmiş mi? Evet, evet, tamamen pişmiş. Hmm. Panko levreğimiz. O zaman sushi deyince insanların korkmasına gerek yok. Yok, hayır. Tabii pişmişler ki de, yani pişmiş... Var. Suşilerimiz de var, çiğ suşilerimiz de var. Bu mesela bildiğimiz levrek. Evet. Dışı çıtır bir şekilde. Evet, evet, pankolanmış böyle bir şekilde dışı. Evet. Bu nedir alttaki? Evet, bu da karides. Tempura karidesimiz. Karides. O da yine böyle dışı altın sarısı, çıtır çıtır, evet, oldu. Peki, evet, ne yapıyoruz? Şimdi şöyle, ben size bu konuda şöyle yardımcı olacağım. Hı. Şöyle ortadan ikiye şöyle böldük. Böyle bıraktık. Şu orta kısmına da çok az bırakıyorum. Ondan sonra tezgahı size tekrardan bırakacağım. Levreklerin de iyi pişmiş çünkü içi çok, evet, sulu. Evet. Şöyle görebiliyor muyuz acaba? Kameraman arkadaşım Serhat'la rica edeyim. Şöyle sulu sulu bir levrek. Bu da çok önemli bence. Evet, tabii ki. Evet. Yani çok kuruduğu zaman, yani ister istemez hem yani damak tadı olaraktan hem de yerken, yani daha da yani sert olacağı için, yani insanları rahatsız edebilir. Lezzeti olmaz. Tabii ki de, yani lezzet olaraktan da. Evet, şimdi. Şöyle devam edin. Şöyle şimdi sıktıktan sonra şöyle hareket ettiriyoruz. Evet. Yaprak sarmanın farklı bir versiyonu gibi. Evet. Böyle çok güzel. Yapmışım ben şimdi. Ama... evet, evet, elinize sağlık, gerçekten güzel oldu. Teşekkür ederim ama şey, bununla bu bambuyla sarmak mesele. Evet. Yani aslında. Yani göründüğü gibi değil tabii, evet, ki ister istemez yani birazcık yani zor bir aşamadan geçiyorsunuz. Var, var, var. Evet. Evet, ama gayet güzel. Şimdi şu yanlarını doldurma işlemini mi yapacağız? Evet. Şimdi şöyle tezgahımızı aldık. Evet. Hı. Rolümüzü. Şöyle bambuyu tekrar üzerine koyuyorsunuz ve şöyle parmağınızla şöyle etrafını toparlayarak. Evet. Çok güzel. Ki düzgün bir görüntü olsun, evet, diye. Evet, evet. Efendim, iş ne gerektiriyorsa da sushi yapıyoruz bugün. Evet. Adi şefimle birlikte mutfağa girdik. Ben hayatımda ilk kez sushi yapıyorum. Deniz ürünlerini çok severim. Özellikle yengeç en favorilerimden biridir. Ama demek ki bu program sayesinde sushi yapmak da varmış. Şu anda onu yapıyoruz. Evet. Bunun adı ne yaptığımızın? Yaptığımız yuzu special roll. Şimdi bunun üzerine tekrardan levrek keseceğiz. Ha, üstüne de keseceğiz. Evet. Tamam. Levreğimizi direkt ben buradan. Çiğ mi koyacağız bu sefer? Evet. Ha? Evet, evet. Çiğ. Evet. Yavaş çiğ yavaş kesip koyacağız. Çiğlere doğru geçiyoruz. Derseniz ki Rüya, hani
hepsi bunların pişmiş değil efendim. Şimdi biraz da tamamen çiğ olanı da yapacağız. Hatta ondan sonra da arkaya geçeceğiz. Alevli bir şov bizi bekliyor. Aman ekran başından ayrılmayın. Şimdi çiğ keseceğiz ama üzerine yakı yapacağız, pürmüzleyeceğiz. İnce ince balığımızı koyacağımız şekilde kesiyoruz. Parçaları hazırlıyoruz. Evet. Şöyle. Evet, şimdi levreklerimizi derisinden ayırdık. Evet. Bu noktada şunu sormak isterim Adi Şef'im. Şimdi sushi dediğimiz şeyin tanımı nedir aslında? Sushi, ne sushi? Yani taze ve fresh balıklarla yani pilavla beraber servis edilmesi demek. Yani öncelik yani balığımızın çok taze olması gerekiyor. Yani günlük olması gerekiyor. Peki sushi'de şimdi Japon mutfağı var, Çin mutfağı var, Kore mutfağı. Bunların hepsinde sushi yapılıyor. Sushi evet. Farkları var yani mı? Sushi'nin yani köken olaraktan yani Çin'e de dayandığını söylüyorlar. Yani sushi'nin zamanında yani sushi'nin ortaya çıkması milattan önce 4. yüzyıllara dayanıyor. Ve sushi yani eski insanlar balıkları tuzlayıp pirinçleri sarıyorlarmış ve aslında öyle gıdalardı. Evet evet. Öylelikle yani balıkları yani koruyorlarmış. Ondan sonra o pirinçleri atıyorlarmış ve bir dönem yani kıtlık olduğu için artık o pirinçleri atmayıp balıkla beraber yemeye başlamışlar. Onun sonrasında yani sushi yani bu şekilde evet. Evet aa, yani. Çok güzelmiş. Öyle diyebiliriz. Kıtlık zamanı yani kıtlık mı diyelim evet. İnsanların zar zor gıdaya erişebildiği dönemde. Evet. Evet evet. Pişirme yok, buzdolabı yok. Evet. Tuzluyorlar balıklar kokmasın diye. Evet aynen. Pirinçleri sarılıyorlar ve o pirinçleri tekrardan yani kullanacakları zaman balıkları o pirinçler atılıyor. Ama kıtlık zamanında o pirinçlerle beraber o balıkları yiyorlar. Ve yani çok böylelikle yani günümüze kadar evet yani sushi bu şekilde evet yani gelmiş zaten. Oluyor. Evet. Bu şekilde harika. Evet. Peki devam edelim buyurun. Evet şimdi şöyle geliyoruz. Kesmiş olduğumuz balıklarımızı evet şöyle yerleştiriyoruz teker teker. Evet isterseniz yani siz de deneyebilirsiniz. İnce ince kestiğimiz levreklerimizi böyle bir kapak gibi evet. üzerine koyuyoruz. Evet, kesme işlemini denemek ister misiniz? Hadi evet, keselim. Tamam. Bunu da ıslatacağız ama değil mi? Evet, ilk önce biraz ıslatabiliriz. Hı-hı. Evet. Ben size şimdi kesme şeklini göstereyim. Evet, lütfen. Şöyle. Şöyle tutup iki parmağımızın arasından bıçağı geçirmemiz gerekiyor. Ve ortalı bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Ve çok bastırmadan bıçağın ucunla, bıçağın keskinliğiyle hareket ettirerekten... Sushi'mizi kesiyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Siz solaksınız. Evet. şöyle. Evet. Evet Rihanna. Sushi'de 8 parça mı olur? 8 parça olan sushi'lerimiz de var, 6 parça olan sushi'lerimiz de var. Yani 5 parça olan sushi'lerimiz de var. Evet. Anladım. Evet. Peki şimdi bunları... Tekrardan şöyle yine bir toparlama yapacağız. Evet.
Uzak Doğu mutfağında özellikle soya sosu çok var değil mi? Sos evet. Evet, 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 aynen. Yani light soya sosu, dark soya sosu, glutensiz soya sosu. Aa, glutensiz de var. Evet, son dönemde en popüler beslenmelerinden biri biliyorsunuz evet. Efendim, glutensiz. Evet. Evet. Şimdi yuzu sosumuz var. Yuzu sosumuzu veriyoruz. Şöyle gezdirerekten, şöyle pirinçlerin şöyle içerisini işlesin diyerekten. Lezzetini arttırıyoruz evet. Şu an. Evet. Bir diğer suşimizi yapacağız. Ne yapıyoruz şefim? Evet, şimdi rainbow. Rainbow suşi. Evet, aynen rainbow suşimizi yapacağız. İşte tam bir suşi oldu çünkü hepsi çiğ balık şu anda. Evet. Hangi balıklar var? Evet, burada levreğimiz var. Burada ton balığının yağsız kısmı maguro var. Burada da somonumuz var. Şöyle. Aslında kırmızı et gibi duruyor şu an. Evet, 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 evet. Doğru burada da somon var. Evet. Evet, peki. O zaman başlayalım bakalım. Salatalık neredeyse bütün suşilerde kullanılıyor. Evet, evet, evet. Salatalık ve avokado, evet yani doğru söylüyorsunuz. Genelde yani tüm suşilerin içerisinde hemen hemen var diyebiliriz. Ana malzemeler gibi. Evet. De lezzeti hafifletiyor diye düşünüyorum yani. Evet, evet fresh doğru söylüyorsunuz. Tat. Evet, şöyle kenardan toparlıyoruz. Üzerindeki avokado balıkla beraber birleşsin. Ondan sonra ortalı bir şekilde yine besme işlemi yapıyoruz. Gibi. Evet. Altı parça şeklinde. Şöyle. İşte çiğ balıklı suşi dersek bu. Evet. Değil mi? Aynen. Şöyle. Böyle yapabiliriz. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi şunu tabağımıza alalım. Tamam. Bunları da koyalım bakalım. Yaptık ama burada da bir tane de arkadaşımız evet. Hazırlık yapıyor. Ne yapacak evet. Acaba orada? Şimdi nigiri yapacak. Kendisi de Uzak Doğulu gibi. Evet. Ustamız Taylandlı. Şimdi nigiri yapacak. Sake nigiri yapacak. Şu an balığını kesiyor. Hazırlığını yapıyor. Yine uzman ellerden. Evet. Güzel bir lezzet daha gelecek. Evet. Ton balığı orada değil mi? Evet, bu da ton balığı. Ton balığının yağsız kısmı. Maguro nigiri yapacak. Yaptık ki bence bakması ayrı zevk oldu. Yemesi de ayrı zevk olacak. Şimdi bunu şimdiden söyleyebilirim yani sizlere. Şimdi biraz önce içeride Anka Bey bizler için güzel iki tane yemek hazırladık. Ama hemen arkadaşım Serhat'tan rica edeyim. Bir tanesi bu. İsmi nedir? Siyah sarımsaklı dana yaptık. Diğeri de burada. Bu nedir? Zencefil soslu çıtırlı leblek. Gerçekten ikisi de güzel gözüküyor. Aşamalarından biraz bahsedebilir miyiz? Neler yaptık? Siyah sarımsaklı dana daha çok böyle müşterilerimizin soğanla marine edilmiş danayı seven böyle sarımsaklı
onların daha çok tercih ettiği bir yemeğidir. Sevilen bir dana yemeğidir. Hatta en çok sevilen dana yemeği de diyebilirim. Sos çok biraz ağırdır, biraz soya sosludur. Ağır bir soya sosludur. Ama genelde evet, böyle siyah sarımsakla böyle daha böyle bir lezzetli bir yemektir. Benim de en çok sevdiğim dana yemeğinden bir tanesidir. Evet. Ve acısızdır. Siyah evet. Sarımsak son yılların en çok evet, tercih edilen ürünlerinden acı, biri. Çin'de çok tercih edilen bir ürün. Evet, evet. Ben evet. De öyle Çin biliyorum. Gerçekten güzel. O zaman bir sushi restoranına geldiğimizde et de yiyebiliriz. Tabii ki. Değil mi? Et yiyebilirsiniz, deniz mahsulleri yiyebilirsiniz, tavuk ürünlerimiz çok çeşitlileri yiyebilirsiniz. Hepsinden de bulunabilir efendim. Gerçekten şefimiz çok güzel yaptı. Alevli güzel de bir show yaptık. Değil teşekkürler. Mi? Orada evet. Ses vardı, orada onun için de görüntü, sadece görüntü olarak aldık yani. Evet. Hemen buraya geldiğimizde de biraz daha burada yeşillikler, sebzeler evet, de evet. Görüyorum. Bu adı zencefil sosu çitir levrektir adı üstünde. Daha çok böyle zencefil aromalı bir levrektir ve sebzesi çok çeşitlidir. Brokoli vardır, kapya biber vardır, soya filizi vardır. Zaten biliyorsunuz soya filizi son dönemlerde çok fazla restoranlarda tüketilen ve çok sevilen bir sebzedir. Gerçekten çok lezzetli bir yemektir. Bir hafif acılıdır. Levreğimiz gördüğümüz gibi çıtırdır. Bunu biz yağda kızartıyoruz ve böyle müşteriye hem sebzeli hem çıtırlı böyle hem acılı böyle uzaktan mutfağı seven, Çin mutfağı seven insanların çok tercih ettiği bir yemektir ve görüntüsü de gördüğümüz gibi gerçekten deniz ürünlerinde hatta komple Çin mutfağında en çok görüntüsü en güzel olan yemeklerden bir tanesidir. Ve çok sevilerek sattığımız için bu en az bir 7-8-10 senelik bir yemektir. Çok kökenli bir yemek. Bizim şu ek şeflerimizin koyduğu bir yemektir. O yüzden çok lezzetli bir yemektir. Peki. Elinize sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederim. Ediyorum. Geldik tadım aşamasına. Evet Riya Hanım. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Afiyet olsun Riya Hanım. Ben teşekkür ederim size. Gerçekten güzel oldu. Şöyle California rolümüz burada. Evet. Değil mi? Burada. Rainbow Maguro nigirimiz var. Yuzu Special rolümüz var. Evet. O da bu. Evet. Değil mi? O da burada. O zaman hadi şimdi biraz tadına bakalım. Ne gerektiriyorsa da lezzet dolu bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Uzak Doğu mutfağına gittik. Hem alevler içinde Çin yemekleri yaptık hem de birbirinden lezzetli suşileri ekranlarınıza getirdik. İki tane çok başarılı şefim bana eşlik etti. Onlarla birlikte bu deneyimi yaşadık. Bu hafta suşi mutfağındaydık. Bakalım önümüzdeki hafta nerede olacak? Siz de bizlerle birlikte bu keyifli süreci eşlik etmek isterseniz yine cumartesi günü saatlerimiz 2'yi gösterdiğinde biz burada olacağız efendim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.